Mecliste de, sosyal medyada bahsediyorum. Altını çizerek bahsediyorum. Bir konu var. O da Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımız. Çünkü hani hep bağırıyorlar ya Gazze düşerse Türkiye düşer diye. Hayır Türkiye düşmez Gazze düşerse. Ama Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs düşerse Türkiye gerçekten düşer nasıl olur demeyin. 2030 yılından itibaren yeni bir dünya düzeni inşa edecek. Bu yeni düzen sadece iklimi ve karbon emisyonuyla alakalı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlarla beraber dünyada ekonomik düzen de değişecek. Kurulmak istenen bu yeni ekonomik düzende Doğu Akdeniz oldukça öne çıkıyor. Peki biz Doğu Akdeniz'de ne yapıyoruz? Hangi siyaseti izliyoruz? Valla sadece hamaset gidiyoruz. Bu hamaset siyasetiyle Türk milletin gözünün önüne perde çekip sonra da Doğu Akdeniz'de birilerine bu yeni dünya düzencilerine peşkeş çekiyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Rize'de İsrail'e kafa tutarken, İsrail'e gireriz derken İsrail'in de göz diktiği Doğu Akdeniz'den çıkıyoruz biz. Bir yanda İsrail'e gireriz, diğer yanda mavi vatan masaldır tartışmaları sürüyor. Doğu Akdeniz'e kimseye yedirmeyiz diye satın aldığımız Abdülhamit Han sonlaş gemimizi iktidar sessiz sedasız Karadeniz'e çekti. Cuma günü Türkiye Hamas lideri için yas tutarken asıl yas o gün Topkapı Sarayı'nı selamlayıp Karadeniz'e açılan Abdülhamit Han gemisinde yaşandı. Çünkü Türkiye 500 yıldan fazla yetecek Doğu Doğalgaz ve petrol yataklarını biz İsrail'e terk ettik. Sadece 12 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak Karadeniz gazının peşine gönderildi o Abdülhamit Han gemisi. O da çıkarsa tabii. Rusya bile kendi kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgelerde kanıtlanmış rezerv konusunda tereddütleri var. Ya yani onlar bile emin değil. Bütün dünya Doğu Akdeniz'deki gazın yerini ve rezervlerin büyüklüğünü bilirken Doğu Akdeniz'de gaz bulamadık. Doğu Akdeniz önceliğimiz değil diyerek biz Karadeniz'e açıldık. Neden? Çünkü Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayattığı bizi Antalya Körfezi'nde hapseden Sevilla haritası fiilen tanındığı için. Fiilen diyorum çünkü Türkiye Libya ile olan deniz sınır anlaşmasına göre değil Sevilla haritası sınırlarına göre Akdeniz'e hareket ediyor. Çık böyle değil desinler de göreyim. O yüzden mi Abdülhamit Han sondaj gemisi aylarca sevilli harita sınırlarında tutuldu? 2020 yılında Birleşmiş Milletler'in de tescil ettiği Türkiye-Libya deniz sınırında neden araştırma yapmadınız? Ya da yapamadınız? Çünkü Doğu Akdeniz'deki kurtlar sofrasındaki ülkeler o sınırı tanımıyor. Eğer tanıdığını iddia ediyorsanız 22 Temmuz'da Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında faaliyet gösteren o İtalyan denizaltı kablo döşeme gemisi İvoli Çoban Adası yakınlarında o verdiğiniz izin belgesini yayınlayın göreyim. Neden yayınlamıyorsunuz? Kimi deniz yetki alanı orası? Kimin? Libya ile yapılan anlaşma çerçevesinde bizim alanımız. Yunan makamları ne diyor? Orası Mısırlı olan bizim deniz sınırımız. Türkiye'den izin, izin almadık. O halde küstahlıkta, sınır tanımayan Yunan makamlarını yalanlayın da bütün dünya görsün. Yoksa 18 adamımıza çöktükleri gibi Doğu Akdeniz'e de çökecekler. Hepimiz son yıllarda şu cümleyi çok sık duyuyoruz. Sıcak hava dalgası yurdu kavuracak. Ya da sıcak hava dalgası Türkiye'yi esir aldı. Esir alan sıcak hava dalgasıyla onu anlatacağım ben size. İklim değiştikçe duyacağımız bir başka cümle daha var. Yeni bir göç dalgası yurda yaklaşıyor. Tedbir almazsak bu cümleyi yakın zamanda o kadar çok sık duymaya başlayacağız ki. Tarihe baktığımızda kimi zaman tarihi yazanın iklim olduğunu görüyoruz. Seller, şiddetli kuraklık ve su kaynaklarını yok olması milletleri yerinden eden büyük göç hareketlerini tetiklemiş. Tarihe baktığınızda görüyorsunuz. Bugün Türkiye tarihte kalan milletlerin, Asurların, Roma İmparatorluğu'nun kaderini yaşamak üzere. Çünkü batı sınırlarımızdan çıkmak Sırat Köprüsü'nü geçmekten daha zor. Çıkamazsınız. Vizeyle bile çıkamıyorsunuz artık. İran, Irak ve Suriye sınırlarında ge göstermeniz gereken o başarıyı Edirne ve Ege'de gösteriyoruz. Aksine Yakalanan kaçakları ülkeden çıkmak üzereyken yakaladık diye de bir de övünüyoruz biliyor musunuz? Bu övünenlerden 20 yıl sonra çocukları ve torunları büyük bir utanç duyacak. Türkiye şu an 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçakla boğuşurken gitsinler mi kalsınlar mı konusunu tartışıyoruz hala. Ancak çok daha büyük bir tehlike yaklaşıyor. İklim krizinin en çok vuracağı ülkelerden Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'ten 30 milyon insan 20 sene içerisinde Türkiye sınırlarının kapısına dayanacak. Hangi sınırlara biliyor musunuz? Şimdi Kevgir olmuş olan o sınırlar. Peki sınırlarımıza iklim krizi yüzünden dayanması muhtemel milyonlarca göçmeni durdurmak için ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Hangi önleme alıyoruz? Hiçbir şey. Şu anda kevgire dönen sınırları korumak için izlediğimiz herhangi bir strateji var mı? O da yok. Bizi yönetenler, Instagram'a mı yasak getirelim, Twitter'ı mı engelleyelim gibi konuları gündeme almaktan bunları tartışamıyorlar. Aslında bunları hiç beklemeden tartışmamız lazım. Esas tartışmamız gereken konular bunlar. Bizi yönetenler sanıyorlar ki sınırları jiletletenle, duvarlarla termal kamerayla koruruz. Hayır, bu kafayla gittiğiniz sürece 20 yıl sonra bırakın sınırları, kendi evimizin kapısını bile koruyamayacağız. Milli Güvenlik Kurulu en son 25 Temmuz'da toplandı. Peki Türkiye'yi bu meseleye karşı korumak için bugüne kadar herhangi bir karar aldı mı? Hayır. Somali'nin, Nijer'in, Sudan'ın geleceğini konuştukları kadar Türkiye'nin sınırlarının geleceğini konuşmadılar. Evet Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsediyorum. Konuşmadılar. Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi İran, Irak ve Suriye ile işbirliği yapıp bu göç hareketlerini yerinde durdurmayı planladılar mı? Hayır onu da yapmadılar. Türkiye başta Suriyeliler olmak üzere 10 milyon sığınmacıyı birkaç sene içinde gidecekleri ülkelere katkı sunacak şekilde geri göndermeli ve komşularının istikrarından yana tavır almalı. Başka çaresi yok. Çünkü sınırlarımıza dayanacak olan 30 milyon insanı bu ülke kaldıramaz. Bu ülkeye çocuklarımıza, torunlarımıza yazık ederiz. Emin olun bu gidişe seyirci kalırsak Türkiye yılı denilen bu yüzyılı biz tamamlayamayacağız. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın sonunu bile göremeyecek. Bu kadar büyük bir tehlike kapımızda. Avrupa Birliği kendisini bekleyen tehlikeyi gördü ve Türkiye'yi göç hendeği olarak kullanıyor şu anda. Türkiye'de iktidar bu anlaşmaya harf harfine uyuyor. Avrupa'nın sınırlarını koruyor. Avrupa Birliği'nden vize serbestisi dahi alınmamasına rağmen bu anlaşmayı feshetmiyor. Türk milletini Anadolu'da yok etmeye, eritmeye azınlık durumuna düşürmeye yarıyor bu anlaşma. Başka hiçbir şey yaramıyor. Stratejik göç mühendisliği denen bir şey var. Batı göçü ülkelere karşı silah gibi kullanıyor. 1990'lardan beri Avrupa dünya nereye gittiğin farkında. Biz değiliz. Sayın Meral Akşener İçişleri Bakanı olduğu dönemde göç meselelerine hakimdi. Ben 96 yılında İçişleri Bakanı oldum. İçişleri Müsteşarı geldi. Dedi ki Sayın Bakanım size bir briefing verilecek. MİT'ten üst düzey birisi, jandarmadan üst düzey birisi, dış üst düzey birisi ve e, iç bir briefing. Neydi biliyor musunuz? Göç. Daha o zaman iklim yok, sığınmacı yok. Dediler ki size Avrupa gelecek. Bu geri kabul anlaşmasından bahsediyorlar. Hep bunu isteyecek, hayır diyeceksiniz. 2001 Yılını hatırlayın. O günlerde göç hareketleri gündemde bile değildi, Türkiye bunun farkında bile değildi ama Batı küresel ısınma, fakirlik ve iç savaşlar nedeniyle Avrupa'ya doğru kitlesel bir göç olacağını çoktan hesap ediyordu ve Türkiye'yi de göç hendeği olarak yapmayı ta o zamanlar planlamışlardı. 2001'de öngörüleri bugün hepimiz yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de milyonlarca Suriyeli varsa bunun başlangıcı iklim değişikliği ve kuraklığa dayanıyor. Kuraklıkla beraber Suriye'de köylerden kentlere yoğun göç o iç savaşın altyapısını hazırlamıştı. Batı Suriye'yi bölmek için basit bir köylü ayaklanmasını bile iyi kullandı. Şimdi de sınırlarımızda önlem almazsak biz Suriye'nin başına gelen Türkiye'nin başına gelmesi her an mümkün. Türkiye uykuda ama uyanması lazım. Bir uyanık tüm uyuyanları uyandırmaya yeter. Ben de sizden rica ediyorum. Lütfen etrafınızdakilere bu sessiz işgali anlatın. Türkiye için asıl beka meselesi budur. Yoksa ülkemiz yarım asır içerisinde altımızdan kayıp gitmiş olacak. Çok uyanık olmalıyız. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.